Merhaba arkadaşlar, Redoks tepkimelerinin 17. videosundayız. Bu videoda redoks tepkimelerinin denkleştirilmesinin yanı sıra denkleştirdiğimiz bu tepkimelerle ilgili hesaplamalar yapmayı öğreneceksiniz. Evet, şimdi redoks tepkimelerini denkleştirmekle de kalmayıp bir de bunlarla ilgili hesaplamalar yapacağız. Bu tür örneklerimiz var bu videonun içerisinde. Diyor ki Yukarıda verilen tepkime denklemine göre 1.6 gram kükürtün yeterli miktarda HNO3 ile tepkimesinden oluşan NO2 ne kadar hacim kaplar? Tepkime denklemini denkleştiriniz. Pekala biz önce denkleştirerek başlayalım. Şöyle koydum. Ne yapacağız? Önce yükseltgenme basamaklarını bulacağız ki bu tür hesaplama sorularında göreceğiniz en basit redoks tepkimeleri olur. Hatta bu sefer şöyle yapalım. Bakınız daha pratik olsun. Yükseltgenme basamakları element halinde olduğu için 0. Hidrojen peroksit yok. Oksijeni eksi 2 kullanacağım. Hidrojen artı 1. Eksi 6 artı 1. Azotun yükseltgenme basamağı artı 5. Oksijen eksi 2. Eksi 4 etti artı 4. Oksijen eksi 2. Eksi 4 etti artı 4. Artı 1 ve eksi 2. Bunları bulduk. Şimdi direkt denklemin üzerinden denkleştirelim. En basit redoks tepkimelerinden biridir bu Çünkü. Şöyle yapalım. Kükürt sıfırdan bakınız artı dörde geliyor ve bir tane girmiş bir tane çıkmış denklemimize göre. O zaman sıfırdan artı dörde dört tane elektron vermiş ve yükselt gelmiş. Azot bir yerde girdi bir yerde çıktı. Harika hepsi redoks tepkimesine katılmış. Bir tanesi artı beş bir tanesi artı dört olduğuna göre bir elektron alır. Şimdi ne yapacağız? Burayı 4 ile çarpacağım. Kükürtleri 1 ile çarpacağım. Ve alınan verilen elektron sayısını eşitleyeceğim. Direkt önlerine yazabilirim. Bir yerde girdi, bir yerde çıktı. Bunların önüne de 4 yazdım. Hidrojenleri eşitlememiz lazım şimdi. Zaten bir tek şurada 4 var. Demek ki bunun kas sayısı 2 olacak. Oksijenleri de kontrol edelim. 12 girenlerde var. 2, 8 buradan 10, ve 12. Tepkimemizi denkleştirmiş olduk. Harika. Şimdi bunu kullanarak kimyasal hesaplama yapacaksınız aslında. Denklemi ben şöyle düzgünce bir aşağıya alayım. Denkleşmiş haliyle. Hops, 3 SO2, 2 ve h 2 o Pekala. Şimdi artık hesaplamaya dönebiliriz. Der ki 1.6 gram kükürtün yeterli miktarda AgNO3 ile tepkimesinden NO2 gazı oluşuyor, ne kadar hacim kaplar. Baktığımda denkleme göre her 1 mol kükürtten 4 mol azot dioksit gazı elde ediyoruz. Şimdi biz 1.6 gram kükürtü tepkimeye sokuyoruz. Mol kütlesi 32 olduğuna göre molünü belirleyelim. 1,6'yı 32'ye bölmemiz lazım. 0,05 mol kükürt tepkimeye giriyormuş. E, 0,05 mol kükürtten ne kadar Azot dioksit elde ederiz dersek 1'den 4 0, 0,2 0, mol azot dioksit gazı elde edilir. Hacmini bulacağız normal koşullarda ki normal koşullarda 1 mol gazın hacmi 22,4 litreydi. 0,2 molün hacmi ne kadardır derseniz 4,48 litre olduğunu bulursunuz. Demek ki bu tepkime sonunda oluşacak azot dioksit gazı 4,48 litre imiş diğer örneğimiz. Şimdi burada tepkimeyi de size yazdırıyor arkadaşlar. Her şeyi siz yapacaksınız. CuSO3'ün DERICİK HŞENOÜÇ ile tepkimesinden oluşan bileşikleri vermiş. Sonra demiş ki buna göre şu kadar molar şu kadar mililitre HNO3'ün yeterli miktarda CuSO3 ile tepkimesinden kaç gram CuSO4 oluşur? Yazalım tepkimemizi. Bir denkleştireceğiz. Denkleştirilmesi lazım demiş. Şimdi bunun aşeno 3 tepkimesi var. Tepkime sonunda bu bu ve aşiko oluşuyor. Değerliklerimizi bulalım. Öncelikle SO4 sülfat köküydü. SO3 sülfit köküdür ve yükseltgenme onun değerliği de eksi 2'dir. Bu 2 olacağına göre bakırın buradaki yükseltgenme basamağı artı 2'ymiş. SO4 sülfat köküdür. Bunun bir Oksijen eksiği olan SO3 Eksi 2 yüklüdür ve sülfit iyonudur Oksijen eksi 2 O zaman burada Kükürtün yükseltgenme basamağını Bulacak olursak Eksi 6 artı 2 Toplamlarının sıfır olması için Artı 4 yükseltgenme basamağındaymış Devam ediyoruz Hidrojen artı 1 Ops pardon Aa yazamadım Artı 1 Oksijen eksi 2 eksi 6 artı 1 azotun yükseltgen ve basamağı artı 5. Sülfat kökü eksi 2 yüklüydü. Demek ki bakır burada yine artı 2. Oksijen eksi 2. Eksi 8 artı 2 artı 6 etti. Eksi 2 artı 2 artı 1 ve eksi 2. Yükseltgenen indirgenen maddelerimizi bulalım. Bakırın değişmemiş. Bakınız kükürt bir tanesi artı 4, bir tanesi artı 6 ve tamamı da redoksa katılmış. Hatta yine buradan yapalım. 2 elektron veriyor. Azot burada girmiş, burada çıkmış. Demek ki yine azotların da tamamı redoksa katılmış. Ve bir tanesi artı 5, bir tanesi artı 2 olduğuna göre 3 elektron almış. Alınan verilen elektron sayılarını denkleştirmemiz lazım şimdi. Ne yapacağım? kükürtleri 3 ile çarpacağım. Azotları 2 ile çarpacağım. Koyalım kas Şunların önüne 2'yi koydum direkt. Bakırların önüne de daha doğrusu kükürtlerin önüne de 3'ü koydum. Şimdi hidrojenlerimize bakalım. Zaten bir tek burada giriyor ve 2 tane. Demek ki 2 tane de çıktığına göre bunun kas sayısı 1. Oksijenlerimizi sayacaktık. Girenlerde hemen bakalım arkadaşlar. 9. E, 6 da burada. 15 oksijen atomu var. Ürünlerde şuradan 12, 2 de buradan 14, bir tane de buradan 15. Demek ki doğru denkleştirmişiz. Şimdi bu denklemi kullanarak kimyasal hesaplama yapacağız. Ben bu denklemi bir aşağıya alayım yine. Derli toplu bir arada dursun. Kas koyduk. Elimizde denkleştirilmiş bir tepkime denklemi var ki kimyasal hesaplama yapmadan önce elinizde denkleştirilmiş bir kimyasal tepkimenin olması gerekiyor zaten. Şimdi ne diyordu bana? 2 molar 500 mililitre HNO3 ile yeterli miktarda bakır 2 sülfitin tepkimesinden kaç gram bakır 2 sülfat oluşur? Şimdi baktığımda arkadaşlar her 2 mol HNO3'ün tepkimesinden 3 mol bakır 2 sülfat elde ediyorum. Peki acaba şu kaç mol? Bunu bulacağız. Hatırlarsanız molarite eşittiren bölü V'ydi. Dolayısıyla mol sayısını molarite ile hacmin çarpımından bulacağım. Yani 2 çarpı 0,5'ten elimde 1 mol HNO3 varmış. E 2 molden 3 mol elde ediyorsam 1 molden ne kadar elde ederiz dersek 1,5 mol bakır 2 sülfat elde ediyoruz. Bunun da gramını sormuş ve yukarıda mol kütlesi de zaten 160 olarak verilmiş. O zaman bir buçukla 160'ı çarparsanız 240 gram bakır 2 sülfat tepkime sonunda elde ediliyormuş dersiniz. Burada son bir sorumuz var. Hesaplama redoks tepkimeleriyle ilgili hesaplamalarla ilgili. Eee, denklemi vermiş. 0,2 mol gümüş metali ile 100 mililitre HNO3 çözeltisi artansız tepkime veriyorsa çözeltinin derişimi nedir diyor. Ne yapacağız zaten? Önce bir tepkime denklemini eşitlememiz gerekecek. Şimdi şunu ben alayım şuradan. Hop üzerinde denkleştirelim yine. Önce yükseltgenme basamakları. Element halinde sıfır. Hidrojen peroksit yok zaten. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Eksi 6 artı 1 azot artı 5 yükseltgenme basamağında. Gümüş bileşiklerinde sabit artı 1 değerlik alır. Oksijen eksi 2. Eksi 6 artı 1 azot artı 5. Oksijen eksi 2, eksi 4 ettiği 2 ile çarptığımda azot artı 4, artı 1 ve eksi 2. Kim yükseltgeniyor arkadaşlar? Bakınız gümüş. Bir gümüş atomu giriyor, bir tane çıkmış. O zaman bir elektron veriyor ve yükseltgeniyor. Azota baktığımda artı 5 de girmiş. Bakın burada artı 5 var. Tamamı redoksa katılmamış. Çok önemli bir nokta. Burada ise artı 4 olmuş. O zaman beni ilgilendirecek bu. Artı 5'ten bir azot artı 4'e bir elektron alıyor. Şimdi dolayısıyla biz ne yapacağız? Burayı da 1 burayı da 1 çarpacağız. Gümüş element halinde bir yerde girip bir bileşikte çıktığına göre bu birleri direkt bunun başına yazarım. Ama azot bakın bir bileşikte giriyor. Ama İki ayrı bileşikte çıkıyor ve tamamı redoksa katılmamış. O zaman benim bu bir kat sayısını redoksa katılanın önüne yazmam. Sonra ne yapmam lazım? Burada bir azot var. Burada da bir azot var. Demek ki girenlerde de iki tane olmalı deyip toplamı bunun başına yazmam lazım. Hidrojenleri sayıyorum. İki hidrojen girmiş, iki hidrojen çıkmış. Demek ki bu da bir olacak. Oksijenlerimizle bakalım. 6 oksijen burada var. 3, 5, 6 tane de burada var. Denklemi doğru denkleştirmişiz. Şimdi denklemi doğru denkleştirdiğimize göre artık hesaplama yapmaya da başlayabiliriz. Hemen şöyle bir yazayım. Der ki bize 0,1 mol gümüş metali 100 ml HNO3 çözeltisiyle artansız tepkime veriyor derişimine. Baktığımda her 1 mol gümüş 2 mol HNO3 ile artansız tepkime veriyor. O zaman 0,2 mol gümüşle kaç mol HNO3 artansız tepkime verir dersek 0,4 mol. Yani bunun mol sayısı 0,4. Derişim N bölü V idi. 0,4 mol HNO3 var. Hacmi ne kadar? 100 mililitre. Yani 0,1 molar. Demek ki bizim çözeltimizin derişimi 4 molarmış. Bunu da belirlemiş olduk redoks tepkimesinde kullanarak. Evet, redoks tepkimesinin denkleştirilmesiyle ilgili işlem soruları çözdük. Bir videomuz daha kaldı. Orada da test soruları yapacağız.